havalar ısınmaya başladı ve bu bir savaşın da fikrini ateşledi. Turizm savaşları. Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getiren turizm savaşlarını hemen anlatalım. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'ı işgalden kurtarmak için yapılacak uluslararası Kırım platformuna katılacak olması Rusya'nın pek hoşuna giden durum değildi. Türkiye'nin Kırım'a olan tutumlarının değişmemesi ve işgali tanımaması Rusya'nın elindeki turist silahını Türkiye'ye karşı kullanmasına sebep oldu. Şunu söylersek daha anlaşılır olacak. Türkiye dünyada turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Rusya ise dünyaya en fazla sayıda turist gönderen ülke konumunda. İki ülkenin bu iki uç özelliği Rusya için vatandaşlarını silah olarak kullanma ihtimalini doğuruyor. Türkiye ve Rusya arasında belli periyotlarda sık sık turizm savaşları çıkıyor. Bir ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının olduğu kadar turizm potansiyeli de önemli bir kaynak. Ülkeler her ne kadar petrol, sanayi, silah gibi alanlardan bütçe elde ediyor olsa da turizmin getirdiği döviz hem daha az yemek hem de daha hızlı bir gelir olması üzerinden oldukça önemli. Özellikle Türkiye gibi deniz ve güneşin bol olduğu ülkeler turizm açısından en cazip noktalar arasında. Güneş deyip geçmeyin çünkü birçok ülke yılın neredeyse tamamını güneşsiz geçiriyor. Örneğin Rusya. Bazı ülkeler ise güneş ve denize rağmen turizm alanında istediği sonuçları alamıyor. Buna örnek olarak Ukrayna, Rusya, Azerbaycan hatta bazı Avrupa ülkelerini bile gösterebiliriz. Türkiye ise dünyada turizm pastasından en büyük payı alan ülkeler arasında. Rusya, Turizm Bakanlığı ve ajansları vasıtasıyla dünyaya ucuz seferler dediğimiz charter seferler düzenliyor ve turizm ihracatını buna bağlıyor. Özellikle Mayıs ayında Rusya'da ülke genelinde yapılacak olan uzun dönem tatillerden dolayı Rus turistler Türkiye'ye akın ediyor. Mayıs ayında Türkiye'ye geliş rezervasyonu yapan Rus turistlerin sayısı yarım milyondu. Bu ciddi bir sayı fakat beklenti 2 milyon seviyesinde olmasıydı. Ancak Rusya, Türkiye'nin Kırım konusunda açıklamalarından dolayı Mayıs ayındaki turist akınını askıya aldı. Bu duruma Rus turistler de oldukça tepkili. Yani siyasal bir süreçte elindeki turist silahını kullanarak avantaj elde etmeye çalıştı. Rusya'nın turizm yaptırımları sadece Türkiye'ye karşı değil, siyasi anlamda zıt görüşte olan Gürcistan'a karşı da sık sık uygulanıyor. Pandemi öncesi Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2019 boyunca 7 milyonu aşarak ülkeye gelen yabancı turist sıralamasında birinci olmuştu. Rusya'nın bu kısıtlamalarına karşı Türkiye'nin Belarus'a ucuz seferler koyması beklenebilir. Çünkü Rus vatandaşları Belarus'a pasaportsuz rahat giriş yapabiliyorlar ve Belarus üzerinden yine Türkiye'de güzel ve ucuz tatil yapma şansını kaçırmamış olmaları mümkün hale gelebilir. Havalar ısınmaya başladı ve bu bir savaşın da fikrini ateşledi. Turizm savaşları. Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya